vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Sevgili Bursalılar, 14 Mayıs'ta çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Bursa hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? İnanın 14 Mayıs'ta her şey çok güzel olacak. Artık son iki günün içerisindeyiz. Sevgili Bursalılar, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Sevgili Bursalılar, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızla bir kez daha Bursa'dan rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Güzel Cumhuriyetimin vatansever evlatları, ellerinde ay yıldızlı Türk bayrağı olanları taşlayan karanlığa bir cevap verip Bursa'dan ışık olalım mı hep birlikte? Provokasyonlara karşı birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi cennet vatanımız için. Şimdi sizlerden rica ediyoruz lütfen. Kaldırır mısınız Türk bayraklarınızı? Kaldırın Türk bayraklarınızı. Kaldırıyoruz Türk bayraklarımızı. Kaldırıyoruz coşkuyla Türk bayraklarımızı hep birlikte. Sevgili Bursalılar, ben şimdi buraya, huzurlarınıza, millet buluşmamızın ilk bölümünde konuşmalarını yapmak üzere. İnsanca yaşam, adil devlet, adil paylaşım seninle olur. Kararlıyız, milletin iktidarında saadet var diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı, Temel Karamollaoğlu'nu davet ediyorum. Kaldırıyoruz bayraklarımızı hep birlikte. Üçüncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partimizin çok saygıdeğer Genel Başkanı,
Sebel Karamollaoğlu selamlıyor sizleri. Selamünaleyküm Bursalı kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Fazla bir zaman kalmadı. İnşallah bugünkü yönetim pazar günü sizlerin vereceği destekle değişecek. Bursa'da böyle kalabalık, coşkulu bir topluluğu görmek beni ziyadesiyle memnun etti, onu hemen ifade edeyim. İnşallah biz altı siyasi parti olarak bir araya geldik. Birinci hedefimiz, esas hedefimiz bugünkü sistemi değiştirmek. Cumhurbaşkanlığı sistemi endişe ettiğimiz gibi adeta diktatörlüğe döndü. Bir kişi konuşuyor. Müzakere etmek mümkün değil konuyu. Karar veriliyor. Meclis dahil herkes onun peşinden gidiyor. Bugün başımıza gelen sıkıntıların temel sebebi burada yatıyor. Konuların müzakere edilememesi, meselelerin görüşülmemesi. İlk yapacağımız İş atacağımız ilk adım, Allah nasip ederse, bu sistemi değiştirmek olacak. Arkasından da mutlaka adaleti tesis edeceğiz. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz, barış olmaz. Ama tek başına adalet de yeterli değildir. Allah razı olsun. Tek başına o da yetmez. Mutlaka ülkeyi yönetenler israftan kaçınmalı, yolsuzluğa tevessül etmemeli, yanlış yatırımlarla da milletin parasını çarçur etmemeleri gerekir. Saraylarda oturanlar milletin derdinden anlamaz. Anlarım zanneder. Ama anlamazlar. Dünyayı bile görmekten acizler. Gözlerini dünyanın bugün güçlü kabul edilen ülkelerine bir çevirsinler. Amerika Başkanı'nın Beyaz Saray diyoruz biz, yakıştıramadığımız için de Beyaz Ev'de oturduğunu görürler. Küçücük bir ev. Saray değil. İngiliz Başbakanı Downing Street dedikleri bir caddede 10 numaralı evde oturur. Ama biz öyle şeylere rıza gösteremeyiz ki. İlle de saray olacak. Saray olmaktan bir de saraya bir yetmiyor. Yazlığı ayrı, kışlığı ayrı, mevsimlik saraylarımız var ayrıca. Muhterem arkadaşlarım, yuhlamaya gerek yok. Biz bu sistemi değiştirelim. Bakın problemler peşinden nasıl geliyor, nasıl çözülüyor. Para diyorlar bazen. Ben parayı nereden bulacağımızın üzerinde hiç düşünmüyorum daha doğrusu. İhtiyaçla duymuyorum. Üç şey demin söylediğim: israf, yolsuzluk, yanlış yatırımlar bir kenara koyun, birdenbire devletin hazinesinde yüz milyarlarca paranın biriktiğini görürsünüz. Ve bu para millete verilecek. Bu para doğru yatırımlara aktarılacak. Bu parayla Türkiye, Allah nasip ederse, şaha kalkacak. Elbette bunun arkasından da ekonominin mutlaka düzeltilmesi icap eder. Ekonomide hedefimiz
güçlü bir şekilde kalkınmak, Türkiye'mizin her ilinde üretken yatırımları desteklemek, insanlarımızın doğduğu yerde karnını doyurabilecek adımları atmak, arkasından da ülkeyi dünyanın en güçlü, en zengin, en müreffeh ülkesi haline getirmek. Ancak ben müreffeh dediğim zaman elbette milli gelirin adil dağılımını gözeterek söylüyorum. Bugünkü şartlarda işte bir zam yapıldı işçi sendikalarına %60. Bu sistemi değiştirmedikten sonra 6 ay sonra gene ters dönecek, gene aç kalacak insanlar. Sistem bozuk. Ha, memura da söz veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adayımızın ve inşallah 13. Cumhurbaşkanımızın telaffuz ettiği rakamın birkaç yüz lira üstünde. Yetmez. 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 Sistem değişmeden rakamların bir manası olmaz. Onun için biz sistemi değiştireceğiz. Adil bir düzen kuracağız. Ve arkasından da bütün vatandaşlarımızın milli gelirden adil bir pay almasını sağlayacağız. O ne? Muhterem arkadaşlarım, o da bugünkü rakamlarla ifade edilirse açlık sınırı, yoksulluk sınırı değil. Emin olun bunların üstünde bir rakamı çalışan her insanımıza, işçi, memur, esnaf, çiftçi, emekli, engelli, hiç fark etmez, herkese bu rakamları verebilmek olur mu? Olur. Ben sırf bir misal olsun diye hatırlatmada bulunacağım. Bunu partizanca davranarak söylemiyorum. 1996 yılı, tabii devir o kadar hızlı geçiyor ki 40 yaşın altındakiler 96'yı kolayca hatırlamazlar. Erbakan Hoca 96'da Mesut Yılmaz'dan hükümeti devralıyor. O zaman toplu sözleşme görüşmeleri yapılıyor. Sendikalar %30'un altında bir zammı kabul etmeyiz diyor. %30. Devlet de diyor ki %20'den fazlasını veremem. Hoca başbakanlık koltuğuna oturdu. Getirin bakayım şu hesapları dedi. Hesapları getiremediler. Devletin ne kadar parası var, ne kadar borcu var, ne kadar alacağı var bilmiyorlar çünkü. 2 ay içinde o zaman havuz sistemi denen tek hesaba geçildi. Sonunda bir de rakamlar geldi. Erbakan Hoca dedi ki yahu biz tahminimizden de zenginmişiz. İlk adımda %30 değil %50. Onun arkasından %25, %20, tam %125 zam yapıldı çalışan insana. %125. 30'u veremeyiz diyorlardı. Ne anlatıyorum size? Muazzam bir değişiklik meydana gelecek. Bu değişikliği bugün de yapmak mümkün. Ama önce kaçakları tıkamak mecburiyetindesiniz. Önce israfı durduracaksınız. Önce yanlış politikalardan vazgeçeceksiniz. Yolsuzluğu kaldıracaksınız, rafa kaldıracaksınız. Bu kendi nefsini aşağılarda görmekle mümkün. Vatandaşı senin üstünde görürsen bunu yapabilirsin, yoksa yapamazsın. Onun için diyorum ki bu sistem değişmeden insanımızın yüzünün gülmesi mümkün değil. Arkasından da biz sadece kendimiz için değil, bölgemizde uygulayacağımız şahsiyetli bir dış politikayla da bu bölgede sadece bizim değil, bütün ülkelerin müreffeh bir hayat seviyesine ulaşmasını sağlayacağız. Amerika'nın, Avrupa'nın, Rusya'nın, Çin'in, kimsenin tahakkümü altına girmeyeceğiz.
Biz politikalarımızı kendimiz belirleyeceğiz. Bütün komşularımızla dost olacağız. Ama sınırlarımızı da kimseye değiştirtmeyeceğiz. Muhterem kardeşlerim, fazla bir zaman kalmadı. İnşallah kısa zamanda ben bu değişikliklerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Ama bunun sağlanabilmesi bizim, yani bütün vatandaşlarımızın, sizlerin pazar günü sandıklara gidip mutlaka Millet İttifakı'nı yetkili kılmak, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olarak seçmek, mecliste de Millet İttifakı'nın çoğunluğunu sağlamakla mümkün. Sizden istediğimiz bu. Çevrenizde etkileyeceğiniz kim varsa onlarla birlikte inşallah bu değişikliği yapacak. Pazartesi günü de bayram olacak inşallah. Bayramı da el birliğiyle kutlayacağız. Benden sonra konuşacak arkadaşlarımız var. Benim söylediklerimden daha da güzellerini, daha da farklı görüşleri sizlere inşallah arz edecekler. Ben bu kadarla iktifa etmek istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Seçimlerde de en büyük başarıyı sizlerin sağlayacağına inandığımı da burada duyurmak istiyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli Bursalılar, güzel Bursa'nın yiğit insanları, şimdi huzurlarınıza konuşmasını yapmak üzere. Türkiye'nin devası hazır, birlikte deva var diyen, çalışan Türkiye'nin sesi, Deva Partisi'nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Ali Babacan'ı buraya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor sevgili Bursalılar. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Bahçeleriyle güzel Bursa, merhaba. Merhaba Osman Gazi'nin, Celal Bayar'ın, Müzeyyen Senar'ın memleketi, merhaba. Bu ne güzel coşku. Bu ne güzel heyecan. Bu coşku her geçen gün artan demokrasinin sesinin coşkusu. Artık Bursa demokrasinin ayak seslerini duyuyor değil mi? 3 gün kaldı, 3. Bu heyecan yaklaşan bayramın heyecanı. Demokrasi bayramının heyecanı. Sağ olun, var olun. Değerli dostlarım, ülkemizdeki her hanede son 3 aydır değişmeyen bir gündem var. Bu gündem de nedir? Deprem. Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Biliyorum. Seçim gündemi baskın ama ambulans hemen, yalnız bir koridor açmanız gerekiyor oraya.
Sağlıkçılar nerede sağlıkçılar? Bakın oraya hemen bir ambulans. Sağlıkçılar. Bir koridor açarsanız, yardımcı olursanız. Tam oraya. Ulaştınız mı arkadaşlar? Sağlıkçı arkadaşlar ulaştı mı? Tamam. Çıkışa da bir yardımcı olursanız, çıkış içinde bir koridor oluşturursanız, geçmiş olsun. Değerli arkadaşlar, biliyorum şu anda seçim gündemimiz olarak ağırlıkta ama bir yandan da biliyorsunuz Bursa'da da, İstanbul'da da, Bingöl'de de, İzmir'de de her hanede deprem konuşuluyor. İnsanlar herhangi bir afette bu hükümete güvenmiyor artık. Geçen sene orman yangınlarını yaşadık. Yangın söndürme uçaklarının olmadığı, çalışmadığı ortaya çıktı. Ne zaman ki felaket geliyor, o zaman eksiklik ortaya çıkıyor. 6 Şubat depremlerinde ilk 2 gün, 3 gün insanlar enkaz altında can çekişirken, Malatya'da, Adıyaman'da enkaz altında soğuktan donarken hükümet adeta felç oldu. Doğru mu? İşte bunun için insanlar çözüm arıyorlar. Deprem riski olan her ilimizde, her şehrimizde insanlar çözüm arıyor. Apartman toplantıları yapılıyor. Bina analizleri yapılıyor. Görev paylaşımları yapılıyor. Bursa'da da yapılıyordur herhalde, değil mi? Apartmanlarda tek 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 ne yapalım diye hazırlanılıyor. Olası depremlerde evleri yıkılmasın diye vatandaşlarımız gece gündüz hazırlık yapıyor. Binayı yıkıp yeniden mi yapalım? Güçlendirme mi olsun? Kim ilgilensin? Hangi firmayla görüşelim? Ne kadar bütçe? Müteahhitlerden teklif alalım vesaire vesaire. Uzayan bir yer iş listesi. Sizin apartmanlarda da bu aralar bugünden var. Deprem riski olan her elimizde var. Ve ne oluyor bu toplantılarda? İnsanlar birbirleriyle uzlaşarak oy birliği içerisinde hareket ediyorlar. Ne yapıyorlar? Herkesi mutlu eden, herkes için en iyi çözümü beraberce ortak akılla oluşturuyorlar. Herkes kendi hakkından biraz taviz veriyor ama ortak noktada da nihayetinde bir buluşma sağlanıyor. Şimdi size soruyorum. Deprem gündemli bir apartman toplantısında aranızdan bir kişiyi seçip bütün daireler hakkında sen karar ver. Satılacak mı, yıkılacak mı, ne yaparsan yap. Her şeye sen karar ver. Bizim hiç söz hakkımız olmasın. Der misiniz böyle bir şey? Çoluğunuzun, çocuğunuzun yaşadığı apartmanı, tüm akıbetini tek bir kişinin aklına emanet eder misiniz? Hiç araştırmadan, soruşturmadan onlarca insanın hayatını tek kişinin iki dudağı arasına sıkıştırır mısınız? Evinizin, belki de tüm hayatınızın kaderini tek bir kişinin sözüne bırakmazsınız. Bırakmamalısınız. Evet arkadaşlar, nasıl evinizin, hayatınızın kaderini tek bir kişiye bağlamazsanız, ülkenin kaderinde asla tek kişiye, tek bir kişinin keyfine teslim edemezsiniz. Açıkça söyleyeyim, bu ülkenin kaderini tek kişiye, Erdoğan'a teslim etmeyin. Son 5 yıldır gördük, tek imzayla aklına gelen her şeyi yaptığı son 5 yılda ülkenin ne hale geldiğini gördük. 86 milyonun yaşamını sadece Erdoğan'ın aklına emanet etmeyin. Bir kişinin hatası yüzünden 86 milyonun yoksullaşmasına müsaade etmeyin. Gelin hep beraber şu tek kişilik sistemi değiştirelim. Bu seçim aslında bir sistem değişikliği seçimi. Mevcut tek kişinin keyfine göre hareket ettiği bir sistem mi? Yoksa istişareyle, ortak akılla ülkenin yönetildiği bir sistem. Tabii ki demokrasiyi tercih edeceğiz. Tabii ki tek aklı değil, ortak aklı tercih edeceğiz. Gelin hep beraber bu bozuk düzeni değiştirelim. Bakın şu anda karşınızda Millet İttifakı olarak büyük bir takım var.
Biz buna bir takım oyunu diyoruz. Bir yıldızlar karması var. Şampiyonlar Ligi var. Tek akıl değil, ortak akıl var, ortak akıl. Çünkü bir olacağız. Beraber olacağız. Birleşe birleşe güçleneceğiz dedik, değil mi? Bir olacağız, beraber olacağız. Ülkemizi de istişareyle yöneteceğiz inşallah. Evet, birleşe birleşe inşallah kazanacağız. Hem de tek turda, ilk turda kazanacağız inşallah. Biz Millet İttifakı olarak konuşmayı, anlaşmayı, uzlaşmayı çalışmamızın tam merkezine koyduk. Biz ülkemizin yarınlarını hep beraber inşa edeceğimizi biliyoruz. Omuz omuza çalışacağız. Akıl akıldan üstündür diyerek en geniş istişareyi hedefliyoruz. Tek bir kişinin deneme tahtasına dönen, hata üstüne hata yapılan ve bütün o hataların bedelinin de tüm millete ödettirildiği bir ülke olsun istemiyoruz artık Türkiye. Türkiye kimsenin gelişi güzel deney yapacağı bir laboratuvar değil. Bu ülkenin insanları da kobay değil ya. Gerçekten yeter artık. Arkadaşlar, 86 milyon birden büyüktür. Türkiye birden büyüktür. Evet, Türkiye birden büyüktür. Bakın, bir tek kişinin keyfi yönetimi sonucunda bir ülke nereden nereye geldi? En önemli göstergelerinden bir tanesi paramızın değeri, değil mi? Bursa'da ekonominin güçlü olduğu, ekonominin konuştuğu bu ilimizde bu 200 liranın şöyle bir dakikada size hikayesini anlatayım. Bu 200 liralık banknot. Hasta mı var? Arkadaşlar, sağlıkçı arkadaşlar. Bakın orada işaretin geldiği yere hemen bir koridor açalım. Ya? Parayı isteyen gelsin mitingden sonra beni bulsun. Hatıra saklamak isteyen beni bulsun. Bakın arkadaşlar, bu 200 liralık banknot var ya. 2009 yılında tedavüle çıktı. 2009. 2009 yılında bu 200 liranın değeri tam 134 dolar ediyordu. 134 dolar. Bugün ne ediyor biliyor musunuz? Bugünkü kurla 9 dolar. 9 dolar. Aradaki fark ne? 125 dolar bu paranın değeri düşmüş. 134 dolarmış. İçinden bunun 125 dolarlık değer çıkmış. Bunun değeri inmiş 9 dolara. Ben şimdi soruyorum arkadaşlar. Herkesin cebindeki bu 200 liralık banknottan tam 125 dolarlık bir değeri kim çaldı, kim aldı ya? Ne oldu paramızın değerine, ne oldu? Yazık ya. Bakın arkadaşlar, bu enflasyon var ya, enflasyon. Arkadaşlar, bu enflasyon var ya, enflasyon. Enflasyon modern ekonomi döneminin en büyük hırsızlık aracıdır. Milyonların cebinden enflasyon yoluyla çalarsınız. Enflasyonun geldiği nokta malum. Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyonunu. Üretici fiyat endekslerindeki en yüksek artışı. Bakın, Cumhuriyet tarihi diyorum ya. Şu son 5 yılda gördük biz. Ne zaman ki tek bir kişi ben ekonomistim dedi. Benim alanım ekonomi dedi. Kafasına göre yalan yanlış talimatlarla ülkenin ekonomisini yönetti. İşte enflasyon tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Ama bunların hepsi düzelecek inşallah. Bunların hepsi
kolayca çözülebilir sorunlar. Endişeye mal yok. Bursa çalışanların, üretenlerin şehri. Bursa hesabını bilenlerin şehri. Bu hükümet döviz kurunu patlattı mı? Enflasyonu patlattı mı? Faizleri patlattı mı? Bunun bedelini tüm milletimiz ödedi. Ama 3-5 kişi zengin oldu. O 3-5 kişi varlığına varlık kattı bu ülkede ya. Yazık. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Aynesi iştir keşinin, lafa bakılmaz. Sen sonucu söyle arkadaş, sonucu. Ne yaptın? Sistem değişikliğinden sonra, başkanlık sistemi geldikten sonra, tek yetkili olduktan sonra bu ülke ne hale geldi? Nasıl devraldın? Şu anda ülke ne halde? Bunu söyle. Sonuç ortada. Neyse. Baştan da söyledim ya. Son 3 gün bitiyor inşallah. 3 gün sonra geliyoruz. Ortak akılla 6 partinin gücüyle ülkemizi ayağa kaldıracağız inşallah. 3 gün sonra bu hükümeti müsait bir yerde indireceğiz. Fert fert, birey birey zenginleşeceğiz. 3-5 kişinin zenginleştiği değil, toplumun, milletimizin topyekün zenginleştiği bir Türkiye'nin hemen inşasına başlayacağız. Ama hakla, adaletle, özgürlükle büyüyeceğiz. Hukuk olmadan olmaz. Ne kadar hukuk, o kadar ekonomi. Ne kadar adalet, o kadar ekonomi. Ne kadar demokrasi, o kadar ekonomi. Hakkı düştüğü yerden kaldıracağız. Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Ve her daim adaletle hareket edeceğiz. Ama önce sizlerden bir söz almam lazım. Bütün bunların gerçekleşmesi için. 15 Mayıs sabahına, o özlediğimiz bahara ulaşmamız için adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Bu işi ilk turda bitirecek miyiz? Söz mü? Evet. Umut kazanacak umut, korku kaybedecek. Öfke, nefret, korku kaybedecek. Umut kazanacak, sevgi kazanacak inşallah. Ben sizden bir söz daha almak istiyorum. Şimdi birinci pusulayı hallettik. Gençler, siz önden yürüyeceksiniz, biz sizin peşinizden geleceğiz inşallah. Gençler, bu ülkenin yarını değil bugünü. Ben her şey çok güzel olacak. Daha da güzel olacak inşallah. Daha da güzel olacak. Ben sizden birinci oy pusulası ile ilgili sözümü aldım. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı. Şimdi geldik ikinci oy pusulasına. İkinci oy pusulasında Deva için Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet için CHP, Gelecek için CHP diyerek Millet İttifakı'na mecliste çoğunluğu kazandıracak mıyız? Söz mü? Ben ikinci pusulada da sözümü aldım. Değerli arkadaşlar, bu seçimlerde siz evet mührünü, tercih mührünü inşallah vuracaksınız. Biz de Türkiye'nin yarınlarına damgasını vuracağız. Tüm ülkemize şimdiden hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Dostlarınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza
gönül dolusu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacaner, çok teşekkür ediyoruz. Bursa Millet Buluşmamızı dolduran 100 bin kişiye bir kez daha hoş geldiniz demek istiyoruz. Sevgili Bursalılar, şimdi huzurlarınıza, buraya konuşmalarını yapmak üzere 62. 63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başkanı, geleceğin güvencesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş son başbakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Başları Uludağ gibi dimdik. Yürekleri ve vicdanları Ulu Cami gibi tertemiz. Elleri Bursa Ovası gibi bereketli, değerli Bursalı kardeşlerim. Ulu şehrimizin yiğit insanları. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk Bursa. Teşekkür ediyorum Bursa. Bursa bir başkenttir. Konya'dan sonra, benim doğduğum Konya'dan sonra ikinci büyük başkentimiz, Osmanlı başkenti. Dolayısıyla Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla girerken ne yapmak istediğimizi en iyi başkentliler, Bursalılar anlar. İşte ben bunun için Bursa'ya bir gelişimde ulu şehir demiştim. Sonra yerleşti. Ulu şehrin yiğit insanlarına hitap etmek benim için en büyük şereftir. Değerli Bursalılar, 3 gün sonra ülkemizin bir seçimlik, bir dönemlik değil, bir yüzyıllık karakterini, geleceğini şekillendireceğiz. Şimdi sizlerle hasbihal etmek istiyorum. Nasıl bir gelecek tahayyül ediyorsunuz? Bakınız, bakınız, 14 Mayıs günü seçimi kaybedeceğini gören iktidar, milli manevi değerlerimizi de istismar ederek bizi tehdit ediyor. Aslan varmış. Nerede? Orada acil müdahale gerekiyor galiba. Nasıl alırız orayı? Sağlık birimleri nerede? Aldılar mı? Tamam. Peki. Değerli Bursalılar, birincisi Bursa başkent dedim. Devletimizin geleceği. Bir cihan devletinin kurulduğu Bursa'dan hitap ediyorum. Bugün iktidarda bulunanlar bize dönüp şunu diyorlar. Devlet bizim mülkümüz. Erdoğan Bahçeli dönüp bize parmak sallıyor. Devlet bizim mülkümüz, devlet tehdit altında vesaire. Biz de onlara diyoruz ki devlet bizim için Ulu Sultan Osman Gazi Han'dan emanettir. Kimseye çiğnetmeyiz, kimseye böldürmeyiz. Şimdi devlet edebiyatı yapanlara sesleniyorum. Devletimizin kalbinden, Bursa'dan sesleniyorum. Geriye doğru gidin. Türk hakanlarına, İslam dönemindeki Selçuklu Osmanlı sultanlarına ve dahi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in cumhurbaşkanlarına,
başbakanlarına, Bursalılar soruyorum. Herhangi bir devlet başkanımız başka bir devlet başkanından aptal olma diye mektubu aldı mı tarihimizde? Almadı değil mi? Peki 15 Mayıs, 14 Mayıs günü Bursa bir başka ülkeden aptal olma diyen birine devleti teslim edebilir miyiz? Edebilir miyiz? İşte sorunun cevabı budur. Yine şahsi itibarını yine mi hastam var? Lütfen oradan alalım. Tabii böyle mahşeri bir kalabalık olunca bazı hemşehrilerimiz zor durumda kalıyor. Hakkınızı helal edin. Ama biz meydanları doldurduk mu böyle doldururuz işte. Toplama doldurmayız. Gel deriz, Bursalılar gelir. Çileyle gelir, yorgunlukla gelir, terle gelir ama gelir. Şimdi birisi çıkmış eski başbakan, gaspla başbakan olan biri. Dönüp bize diyor ki 14 Mayıs günü yabancı istilacılara bu memleketi terk etmeyeceğiz. Yani biz 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar devlet görevinden sonra bendeniz başbakanlık yaptım. Diğer genel başkanların hepsi devlet görevinde bulundu. Allah aşkına Bursa soruyorum. Biz de yabancı bir yüz görüyor musunuz? Biz sizdeniz, siz bizdensiniz. İşte birleşe birleşe kazanıyoruz derken bunu kastediyoruz. Şimdi ona sormak gerekmez mi? Birleşe. Arkaya doğru. Şimdi Yunan işgalcileri buraya geldiğinde Sultan Osman Gazi'ye saygısızlık yaptılar ama geldikleri gibi gittiler. Biz Bursa'dan yabancı müstevlileri kovanların torunlarıyız. Biz hiçbir yabancıyı bu ülkeye sokmayız, sokmayacağız. Ama o başbakan, o Binali Yıldırım'a soruyorum bu meydandan. Senin yabancı bankalardaki hesapların ne zaman Türkiye'ye gelecek? Millilik, millilik her bir kuruşu ülkenin emrine vermek de olur. Her bir damla teri. Orada da bir arkadaşımız rahatsız. Orada. İlgilendiler mi? Allah kolaylık versin. Şimdi tutturmuşlar, başka söyleyecekleri bir şey kalmadı. Diyorlar ki güya teröristler bize destek veriyor. Bu iş hatta bize terörist demeye kalkıyorlar. Bire insafsızlar. Bire vicdansızlar. Siz bizim herhangi bir terör örgütüyle irtibatımızı biliyorsanız çıkarın, hakkımızda soruşturma açın. Ama biz sizin terör örgütlerle irtibatınızı biliyoruz. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı kim televizyonlara çıkardıysa teröristle işbirliği yapan odur. İstanbul seçimlerinde seçimi kazanmak için İmralı'dan kim mektup getirdiyse terörle işbirliği yapan odur. Şimdi değerli kardeşlerim, yurt dışından yabancı bir devlet başkanından aptal olma mektubu alanlar gidecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu yaşatanlar gelecek. Gelecek mi? Gelecek mi? Söz mü? Ve dahi Osman Öcalan'ı televizyonlara çıkartıp terör propagandası yapanlar gidecek. Milli birliği, bütünlüğü korumak için gece gündüz çalışanlar gelecek. Değerli kardeşlerim, ikincisi, bunlar dini değerlerimizi,
manevi değerlerimizi de istismar ediyorlar. Ulu Cami mukaddes bir mekandır. Yine burada da bir rahatsızlık var. Hemen müdahale edelim. Ulu Cami benim ruhumun huzur bulduğu bir mekandır. En mukaddes mekan. Ulu Cami'nin huzurundan sesleniyorum. Eğer ülkede kendilerinden farklı düşünen kişilere küffar diyen bir yönetim varsa o yönetimden hesap sormak dinen de bizim borcumuzdur. Bursalılar, şu meydanı toplananlara kim kafir diyebilir? Şimdi dinimizi, diyanetimizi asla kullanmaya kalkmasınlar. Yalan söyleyerek, Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılacak diyerek iftira atıyorlar. İşte buradan sesleniyoruz. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte din ve vicdan özgürlüğü teminat altına alınacak. Hiç kimse inancından dolayı, düşüncesinden dolayı, fikrinden dolayı asla mahkum edilemeyecek. Gerçek din ve vicdan özgürlüğünü getirmeye var mısınız? Söz mü? Söz mü? Şimdi bakınız, üçüncü istismar konuları. Üçüncü istismar konuları da ekonomide milli yerli diyerek ortaya attıkları iddialar, sihalar, ihalar. Tekrar söylüyoruz, her seferde söyledik. Ne güzel burada vurgulamış Bursalılar. 50 yıllık yerli ve milli otomotiv şehri Bursa. Selam olsun Bursa'ya. Hiçbir savunma sanayi tesisi asla durmayacak. Ama hiç kimse de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma ihtiyacından kaynaklanan rant elde etmeye kalkmayacak. Herkes savunma sanayinin gelişmesi için çaba sarf edecek. Ve ekonomide en önemli husus, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu yolsuzluk düzenine son vereceğiz. Bir tarafta ayın sonunu getiremeyen işçi memur, toprağına gübre atamayan çiftçi, kredisini ödeyemeyen esnaf, emekli ızdırap çekecek. Kur korumalı mevduat adı altında faizcilere bir yılda 250 milyar Türk lirası aktardılar. İşte bu düzeni biz, bu çarkı bozmaya geliyoruz. Nasıl mı bozacağız? Önce lüksü, şatafatı, her türlü israfı kaldıracağız. Sonra yolsuzluklara son vereceğiz, yolsuzluklara. Hazineyi kendi mülkü gibi kullananlara durun diyeceğiz. Türkiye'nin kaynaklarını 3-5 inşaat müteahhidine peşkeş çekenlere durun diyeceğiz. Dolayısıyla bunların yolsuzluk düzeni gidecek, siyasi ahlak düzeni gelecek. Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? İmar, faiz ve uyuşturucu baronlarını göndereceğiz. Kaynaklarımızı çiftçilerimize, esnafımıza, sanayicimize aktaracağız. Sanayiyi, çift tarımı, ticareti ayağa kaldıracağız. Çünkü Bursa tarihi İpek yolunun en müreffeh şehridir. Bursa'ya selam ediyorum. Sanayi Ar-Ge ile güçlendirilecek. Pandemi döneminden kalan esnafın borçları, kredi borçlarında faizler silinecek. Krediler yeniden yapılandırılacak. Tek bir esnafımız dahi büyük şirketlerin kurbanı edilmeyecek asla. Tarıma önümüzdeki yıl en az 250 milyar Türk lirası ayrılacak. Kur korumalı mevduat ile faizcilere aktarılan parayı biz Bursa Ovası'na aktaracağız. Değerli kardeşlerim, Bursa özel bir yerdir. Bakınız, tarım, turizm, sanayi, bu kadar doğal çevre en güzel ortamda bir araya geliyor. Ama bütün güzel şehirlerimiz gibi maalesef Bursa'yı da bozdular. Başbakanken her geldiğimde Bursa Ovası'na diktikleri o TOKİ binalarının hesabını sordum.
Kim dikti Bursa Ovası'na bunları diye. Şimdi de Uludağ'da milli servet mahiyetindeki alanların talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. İşte bunun için bu iktidardaki yolsuzlardan ayrıldık. Biz imar yasası dedik, onlar rant yasası dediler. Biz siyasi ahlak dedik, onlar yolsuzluklara bulanmış çıkar düzeni dediler. İşte size söz veriyoruz. Yarım kalmış işi bitireceğim mutlaka. Siyasi ahlak yasasını getireceğiz. İmar yasasını çıkaracağız. Bursa'nın ovası da bereketlenecek. Sanayi de toprak bulacak. Ve Bursa gibi bütün şehirlerle ilgili mutlaka özel imar yasaları çıkaracağız. Değerli kardeşlerim, işte yol ayrımındayız. Devleti, milletin refahını, Bursa'nın geleceğini ve bütün şehirlerimizin geleceğini düşünen ve bütün farklılıklara rağmen bir araya gelmiş kadroyla beraberiz. Hiç merak etmeyin. Her yeri geziyoruz. Size bir müjdem var. 14 Mayıs günü mutlaka bunlar gidecek. Mutlaka gidecek. Mutlaka gidecek. Gittiklerini anladıkları için gideceklerini ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bizi tehdit ediyorlar. Sayın Bahçeli, Bursalı Sinan Ateş'in hesabını ver. Bursalı Sinan Ateş'in. Sen vermezsen Allah şahit olsun, Bursalılar şahit olsun. Biz o hesabı mutlaka soracağız. Mutlaka soracağız. Dönmüş bize, ateş çemberinden kaç kez geçmiş bizlere mermi gösteriyor Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli, ne senin öfkenden korkarız, ne merminden korkarız, ne de hizmet ettiğin Erdoğan'ın yolsuz düzeninden korkarız. Değiştireceğiz, değiştireceğiz, değiştireceğiz. Değerli Bursalılar, Cumhurbaşkanı adayımız konuşacak. Ama ayrılmadan birkaç hususta sizden söz almak istiyorum ama Bursalıların beklediği bir şeyi söylemeden olmaz. İnşallah 14 Mayıs'ta yeni baharlar gelecek. Ve Bursa Spor'a da yeni baharlar gelecek. Bursa Spor'a. Bursa Spor şampiyon olduğunda yurt dışındaydım. Bir Anadolu çocuğu olarak, Bursa Spor'a ve Bursa'ya gönül vermiş biri olarak Dışişleri Bakanı'ydım. Arkadaşları çağırdım. Özel bir kutlama pastası kestim. Dedim ki Bursa her şeyi hak ediyor. Bursa Spor şampiyonluğu hak ediyor. Her hafta bakarım. Bursa Spor'un ikinci lige düştüğünde üzüldüm. Şimdi de durumunun iyi olmadığını görüyorum. Ama Bursalılar, Bursa Spor'u ayağa kaldıracak mıyız? Timsahlar gürleyecek mi? Ben size inanıyorum. Spor'u da bu bozuk düzenin içinden alıp çıkaracağız. Her yerde en büyük Bursa diyorlar. Değerli Bursalı hemşehrilerim. Şimdi ne gidecek ne kalacak bunları da bir tekrar edelim. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza mikrofonu verelim. Bakın ne değişecek 14 Mayıs günü. Bakın ne değişecek. Kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek. Gelecek mi? Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Harikasın Bursa. Bakın ne gidecek ne gelecek. Talimat alan yargı gidecek, vicdanıyla hükmeden yargı gelecek. Gelecek mi? Söz mü? Hak, hukuk, adalet gelecek. Gelecek mi? Söz mü? Yolsuzluk düzeni gidecek, siyasi ahlak gelecek. Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Gençler, şimdi size söylüyorum. Mülakat gidecek, liyakat gelecek. Gelecek mi? Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Harika. Ve son iki madde. Cumhur İttifakı gidecek, Millet İttifakı gelecek. Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Bütün bu bozuklukların tek adam yönetiminin sorumlusu olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gidecek,
güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek. Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Ve en önemlisini söylüyorum. Birleşe birleşe kazanacağız diyenler gelecek. Ayrışa ayrışa böleceğiz diyenler gidecek. Birleşe birleşe kazanacağız diyenler gelecek. Söz mü? Söz mü? Ve 14 Mayıs akşamı inşallah 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, bizler Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak sizin hizmetinizde olacağız. Kim ne derse desin, kim hangi mermiyi gösterirse göstersin, İşte Bursalılar, bağrımız açık. Gelen mutlaka bu bağırda söndürülecektir. Size selam olsun. Bursa, 15 Mayıs demokrasi şenliğine hazır mıyız? Hazır mıyız? Söz mü? Söz mü? Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Gelecek Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza. Sevgili Bursalılar, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Ben şimdi huzurlarınıza konuşmasını yapmak üzere ömrünü hak, hukuk, adalet mücadelesine adayan Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet, hepinize söz, Türkiye kazanacak. Biz kazanacağız, beraber kazanacağız. Teşekkür ederim. Benim umudum da sizlersiniz gençler. Beraber Türkiye'yi değiştireceğiz. Daha güzel bir Türkiye, yaşanabilir bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Bir ambulans, sağlık ekipleri, evet oraya bir ambulans. Beraber ve birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Ben size söz veriyorum. Önce bir şey sorayım. Bir şey sorayım. Değişime hazır mısınız? Evet. Söz mü? Evet. Sandığa gideceğiz değil mi? Evet. Ama sandığa bir bayram havası içinde gideceğiz. Sabah kahvaltımızı yapacağız. Karnımızı doyuracağız. Akrabamız, komşumuz, yakınımız, dayımız, amcamız ikna edeceğiz. Beraber gideceğiz. Bir bayram havası içinde oyumuzu kullanacağız. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Niye diyorum Türkiye'ye baharlar gelecek diye? Bunun için söylüyorum. Huzur içinde gideceğiz. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz. Ve bütün dünyaya örnek olan bir hamleyi gerçekleştireceğiz. Güzel ülkemizde hep beraber huzur içinde yaşamak için. Benim size bir sözüm var. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyonun. Ayrım yapmayacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Dolayısıyla bu ülkede hepimizin huzur içinde yaşaması için, güzel ülkemizde hepimizin güzel bir nefes alabilmesi için birlikte mücadele edeceğiz ve kazanacağız.
Ve bunun için sizlere ihtiyacım var. Sizlere, gençler ve kadınlar. Bu seçimin kaderini gençler ve kadınlar belirleyecek. Gençler, ilk sözüm size. Sandık tamam mı? Ambulans mı oraya? Evet, şuraya da bir ambulans değerli arkadaşlar. Sağlık görevlileri giderse. Evet. Sanki bir halkın özgürlük umutları Kemal dedem diyorsun. Meraklanmayın gençler. Size getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Bakın be, gençler size bir sözüm var. Biliyorum. Tweet attığınız zaman anneleriniz, babalarınız aman ha oğlum kızım sakın tweet atma. Başımız belaya girer diyorlar. Ama ben size söz veriyorum. Seçimden sonra göreceksiniz. İstediğiniz gibi tweet atacaksınız. Hiç kimse kapınıza dayanmayacak. Özgürce yaşayacaksınız bu ülkede. Özgürce. Bursa yeşil Bursa diye tanınırdı. Yeşilliği büyük ölçüde kayboldu. Ve kentin hava kirliliği var. Bunun da farkındayım. Göreceksiniz. Bütün kentler yaşanabilir kent olacak. Bütün kentler. Bütün kentlerde huzur olacak. Ve hep beraber hangi kentte yaşıyorsak, Türkiye, güzel Türkiye'nin hangi coğrafyasında yaşıyorsak, her birimizin mutlu olacağı ortamı yaratmak zorundayız. Beraber, birlikte mücadele ederek demokratik yollarla bu ortamı yaratacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ama zor bir söz daha istiyorum sizden. Sandığa giderken geçen seçimlerde AK Parti'ye veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bir kardeşimizi de ikna edeceksiniz. Diyeceksiniz ki Türkiye'nin hali meydanda. Mutfaklara bakın yangın var. Pazara çıkamaz haldeyiz. Millet köşeyi dönerken bizim evlatlarımız işsiz güçsüz. Saraydakiler 5 yerden 6 yerden aylık alırken bizim evlatlarımızın işi gücü bile yok. Asgari ücretle çalışıyor. Aldığı asgari ücretle geçinme şansı yok. Ev tutma şansı yok. Kira ödeme şansı yok. Mutfaklarda yangın var. Gel kardeşim. Kılıçdaroğlu diye bir adam çıkmış ortaya. Diyor ki ben Türkiye'yi düzelteceğim. Gel gidelim, deneyelim ve Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna hep beraber oturtalım. Bu zor bir görev. Zor bir görev. İkna edeceksiniz. Bunu yapmaya söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Bir kişi, en az bir kişi ikna edeceksiniz. Beraber sandığa gideceksiniz. Ve ondan sonra göreceksiniz. Bu ülkeye gerçekten baharlar gelecek. Bu ülkede gerçekten huzur olacak. Bu ülkede gerçekten beraber yaşayacağız. Ya neredeyse komşu komşuyu sorgulamaya başladı. Kimliği ne, inancı ne diye. Herkesin kimliği başımın üstüne. Herkesin inancı başımın üstüne. Bilin, Bursa'dan söyleyeyim, bu meydandan söyleyeyim. Bütün dünya duysun. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan bizim iki kırmızı çizgimizdir. Biz bu ülkenin kuruluşunda hep beraber atalarımız görev aldı. Dedelerimiz görev aldı. Güzel bir ülkede yaşayalım diye. Evlatlarımız güzel bir ülkede yaşasın diye. Ama bugün geldiğimiz noktada her evde sıkıntı varsa bir sorunumuz var demektir. Demokrasi elbette ki büyük aksamalar oldu. Ama ilk kez bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirme şansını yakalayacağız. Ve bu şans dünya siyaset tarihine miras bırakacağımız önemli bir adım olmuş olacak. Bunu gerçekleştirecek olanlar da bu ülkenin gençleri. 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek, oy kullanacak, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirecek. Dolayısıyla bu ülkenin gençleri bu ülkenin tarihine önemli bir miras bırakmış olacak. Bu mirasın sahibi gençler ve kadınlar olacak.
Her ikisini de, kadınları da ve gençleri de göreve davet etmekte benim görevim. Bir şey daha. Bir şey daha. Askere gidenler bilirler. Hudut namustur diye yazar. Yani huduttan kimse geçemez. Kontrol olmadan kimse geçemez. Ama hudutlarımız yol geçen anına döndü. Elini kolunu sallayan geliyor. Afganistan'dan geliyor. Afrika'dan geliyor. Suriye'den geliyor. 3600 Suriyelimiz var. Söz en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. En geç 2 yıl içinde. Öyle bir noktaya geldik ki bizim evlatlarımız işsiz. İş bulamıyorlar. Sorunu çözmemiz lazım. Ama asla ırkçılık yapmadan onların yollarını, okullarını, köprülerini, kreşlerini Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayacağız ve göndereceğiz. Şimdi onların oylarına talip oluyorlar. Onları vatandaş yapalım da efendim işte acaba bize seçimlerde oy verir mi vermez mi? Bunun hesabını yapıyorlar. Bizim hesabımız vatan sevgisidir. Bizim hesabımız bayraktır. Bizim hesabımız vatandır. Dolayısıyla kendi ülkemde özgürce yaşamak istiyorum. Onlar da kendi ülkelerinde özgürce yaşasınlar. Onların da karnı doysun. Ama arzu ederlerse bizim ülkemize turist olarak gelebilirler. Eğlenebilirler. Turist olarak başımızın üstünde yeri var. Bursa Büyükşehir'i de istiyoruz. Altını çiziyorum. Nerede Mustafa Bozbey? Bursa Büyükşehir'i de istiyoruz. Bursa Büyükşehir'i de istiyoruz. Bursa'yı, bu bölgenin, Marmara'nın en güzel ve en yeşil kenti yapmak için, hava kirliliğinden arındırmak için Büyükşehir'i de istiyoruz. Büyükşehir'i de verdiğiniz takdirde Bursa gerçekten tarihine uygun bir Bursa olacak. Bir şey daha. Buraya gelmeden önce engelli kardeşlerimle ilgili olarak bir video çektim. Bu videoyu yayınladım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak ve sizi kamuda istihdam etmek Bay Kemal'in temel görevlerinden birisidir. Bunu sakın unutmayın. Türkiye'de hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmeyecek. Hiç kimse. Herkesin hakkını, hukukunu teslim edeceğiz. Benim saraylarda oturma gibi bir merakım yok. Ambulans mı? Sağlık. Evet, sağlık çalışanları. Teşekkür ederim arkadaşlar. Benim saraylarda oturmak gibi bir derdim yok. Sizler gibi yaşıyorum. Mütevazi yaşıyorum. Evimdeyim, huzur içindeyim. Zaten benim mutfağımı hepiniz biliyorsunuz aşağı yukarı. Orada huzur içindeyim. Saraylarda değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına Allah nasip ederse çıkacağız. Ve oradan millete hizmet edeceğiz. Mütevazi yaşayacağız. Topluma örnek olacağız. Devleti yöneten kişi devleti liyakatle yönetir, bilgiyle yönetir, birikimle yönetir, ahlakta yönetir, erdemle yönetir. Ben istediğimi yaparım, devlette yoktur ve devlet bir kişinin iki dudağına asla teslim edilemez. O nedenle devleti bilgiyle, birikimle, ahlakta, erdemle ve liyakatle yöneteceğiz. Bunun da sözünü size veriyorum. Bir tarafa yazın, göreceksiniz. Bay Kemal Türkiye'yi adaletle yönetecek. Hiçbir ayrım yapmadan yönetecek. Köy tüzel kişiliklerini biliyorum. Büyükşehir yasasında değişiklik yapacağız. Köy tüzel kişiliklerini iade edeceğiz. Mal varlıklarını da iade edeceğiz. Meraklanmayın. Ayrıca bütün köylerde okulları açacağız. Öğrenciler, öğretmen köylere gidecek ve köylerde Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenle öğrenciyi buluşturacağım. Hiç meraklanmayın.
Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Böylece taşımalı sistem, şu sistem, bunların tamamını bitireceğiz. Kırsalda, köyde öğretmen olacak. Köyde kadın çalışıyorsa, köyde gençler varsa onların sosyal güvenlik primini de devlet ödeyecek. Böylece köyde çalışan kadının bir geleceği olacak. Ve diyecek ki sosyal devlet benim güvencemdir. Ben yaşlandığım zaman, çalışamaz noktaya geldiğim zaman emekli aylığımı alacağım ve evimde oturacağım. Torunlarıma bakacağım diyecek. Onlara her türlü güvenceyi sağlayacağız. Aile destekleri sigortası. Endişe etmeyin. Bay Kemal'in Cumhurbaşkanlığında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir fakir ailenin elektriği kesilmeyecek. Hiçbir fakir ailenin doğalgazı kesilmeyecek. Hiçbir fakir ailenin suyu kesilmeyecek. Bunların tamamını yapacağız. Aile destekleri sigortasıyla her aileye asgari gelir güvencesi sağlayacağız. Bunu söylediğim zaman diyorlar, parayı nereden bulacaksın? Bilmiyorlar. Bu kardeşiniz 27,5 yıl devlette çalıştı. 27,5 yıl. Bütçe nasıl yapılır? Gözlerinden öpüyorum. Bütçe nasıl yapılır? Gelir nasıl toplanır? İsraf nasıl önlenir? Ya 27,5 yılımı bu işe verdim. Devleti bilirim. Devletin olduğunu bilirim. Devletimiz büyüktür. Devletimiz güçlüdür. Bütün bunların hepsini sağlayabilir. Bana diyorlar ki emekli için de, onu da söyleyeyim. Bayramda, Ramazan bayramında inşallah emeklilerimiz aylıklarını çekmeye giderken aylık dışında orada 15 bin liralık ikramiyelerini de görecekler. 15 bin lira. Unutmayın. Emekli gidince onu görecek. Diyorlar ki parayı nereden bulacaksın? E sen beşli çeteye para buluyorsun da ben vatandaşa mı bulamayacağım? Sen baronlara para buluyorsun da ben vatandaşa mı bulamayacağım? Onlar yandaşlar için, Bay Kemal vatandaş için çalışır. Nokta. Yine söylüyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Bir daha ifade ediyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Şimdi ben bunu söylüyorum. Bekliyorum ki Cumhur İttifakı'na dahil olan liderler de desinler. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim diye. Söyleyemiyorlar. Niye söyleyemiyorlar? O zaman bütün mütedeyyin kardeşlerime sesleniyorum. Eğer kul hakkına saygı duyuyorsanız kul hakkı yiyenlerin arkasından gitmeyin. Onlara oy vermeyin. Suça ortak olmayın. Bunu da hafızanızın bir yerinde tutun. Artık bu devletin soyulması, artık bu devletin soyulmasına göz yummamalıyız. Yiye yiye doyamadılar. Emin olun. Yiye yiye doyamadılar. Hepsini götürdüler malları yurt dışına. Hepsini son kuruşuna kadar getireceğim. Bay Kemal tamamını getirecek ve bu millete verecek o paraların tamamını. Sinan Ateş'in mezarına uğradık. Bir hocamız Fatiha'yı okudu hep beraber. Benim adım Kemal'se Sinan Ateş'in katillerini kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Kimse unutmasın. Gaffar Okan'ın katillerini bulup onların da kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin. Hiç kimsenin. Bunları yapanın yanına kar kalır mantığını değiştireceğim. Yapanın yanına kar kalmayacak. Milletin hakkını, hukukunu yiyenler bunun hesabını vermek zorundadır. Bunu yapmadığımız takdirde devleti niye yönetiyoruz? Hangi gerekçeyle devleti yönetiyoruz? Devlet dediğiniz adaletle yönetilir. Devletin dini adalettir diyoruz. O zaman adaleti her yerde, her koşulda mutlaka sağlayacağız. Mutlaka sağlayacağız. Sağlık görevlileri acaba ileriye de bakabilirler mi? İleride. Size şehir hastaneleri yaptılar. Şehrin dışında. Şehir içindeki bütün hastaneleri açacağım. Şehir içindeki. Herkes rahatlıkla o hastanelere gidebilecek.
Kapatıyorlar ki beşli çeteler para kazansın diye. Niye kazansın? Soya soya doyamadılar. Açacağım o hastaneler. Hepsi açılacak. Vatandaş en yakın hastaneye gidecek ya. Kilometrelerce ötede gideceksin hastaneye. Mecburen gideceksin. Başka hastane yok. Şehir içindekini kapatmışlar. Açacağız. Halk için çalışıyoruz. Beşli çeteler için değil. Halk için çalışıyoruz. Baronlar için değil. İki grup beni sevmez. Benim cumhurbaşkanı olmamı asla istemez. Bir beşli çeteler, iki uyuşturucu baronları. Uyuşturucu baronlarının da kökünü bu topraklardan kazıyacağım. Hiçbir uyuşturucu baronuna asla nefes aldırmayacağım. Ve Bursaspor. Bursaspor. Evet, Bursaspor'un yeniden çağa kalkmasını istiyoruz. Ambulans, değerli arkadaşlar, şu ileride, evet ileride. Bursaspor'un yeniden şaha kalkmasını istiyoruz. Bu konuda üstümüze düşen ne varsa hepsini büyük bir keyifle yerine getireceğiz. Bir pankart var. Sayın Cumhurbaşkanımız, 52 yıllık yerli ve milli otomotiv şehri Bursa size söz veriyor. Benim de size sözüm var. Bu ülkenin her karışına huzuru götüreceğim, bereketi götüreceğim. Her karışına. Ekrem Başkan bitirirken hep şöyle der. Ambulans gitmedi mi oraya? Sağlık görevliler bakın arkadaşlar. Şurada. Evet, biraz daha ilerlersin. Her şey İleride bariyerin ötesinde aramızda biraz mesafe var ama onlara da buradan sesleneyim. Her şey! Bu taraftan tık yok, bir de buraya soralım. Her şey! Her şey! Her şey! Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharları getireceğim, baharları. Bu ülkeye huzuru getireceğim, huzuru. Bu ülkede her evde huzur, her evde bereket olacak. İnanın, inanın. Sizin için, ülkem için, bayrağım için, devletim için çalışacağım. Bu ülkede asla ve asla yüzünüzü yere eğdirmeyeceğim. Bir daha ifade ediyorum. Asla ve asla hiçbir vatandaşımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında özgürce yukarıya bakarak, göğe bakarak huzur içinde gezecek. Onurlu bir şekilde gezecek. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve ben buraya Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı, Sayın Ali Babacan'ı, Sayın Temel Karamollaoğlu ve Sayın Ahmet Davutoğlu'nu davet etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yol arkadaşları Sayın Ali Babacan'la, Sayın Ahmet Davutoğlu'yla, Sayın Temel Karamollaoğlu'yla sizleri selamlıyor. Sevgili Bursalılar, ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Ve şimdi de Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partimizin çok saygıdeğer Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geliyor. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yol arkadaşları Sayın Ahmet Davutoğlu'yla, Sayın Temel Karamollaoğlu'yla, Sayın Ali Babacan'la birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Efendim, şimdi izin verirseniz aramızda bulunan parti yöneticilerimizi anons edeceğim.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık. Millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Haydi, haydi, haydi. 54 ve 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan. Bursa Milletvekillerimiz Erkan Aydın, Yüksel Özkan. Ve müziği biraz kısabilir misin? Ve sizlere bu meydandan bir sürpriz, bir mesaj vermek istiyorum. Osman Gazi, belediye başkan adayımız Erkan Aydın. Balıkesir milletvekilimiz Fikret Şahin. İYİ Parti Grup Başkanımız Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız Bursa Milletvekili Kamil Erozan. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka. Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanımız Fatma Yavuz. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen. Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Ekşi. Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Rojat Ölmez. Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Burcu Kılıç. Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Aydın Diri. Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Aygören. 24. dönem Bursa Milletvekilimiz İlhan Demiröz. 24. dönem Bursa Milletvekilimiz Kemal Ekinci. 24. dönem İstanbul Milletvekilimiz Müslüm Sarı. Sevgili Bursalılar, şimdi sizlere Bursa Millet İttifakı il başkanlarımızı davet edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Turgut Özkan. İYİ Parti İl Başkanımız Mehmet Hasanoğlu. Saadet Partisi İl Başkanımız Ali Osman Karahan. Deva Partisi İl Başkanımız Serkan Özgöz. Gelecek Partisi İl Başkanımız Mahmut Fuat Kadıoğlu. Demokrat Parti İl Başkanımız Çağrı Kaplan. Gelecek Partimizin çok saygıdeğer genel başkan yardımcılarını da buraya davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz diyorum kendilerine de. Sevgili Bursalılar, şimdi sizlerin oylarıyla 14 Mayıs'ta Ankara'ya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı okuyacağım. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları Kaya Pala, Nurayat Altaca Kayışoğlu, Mehmet Atmaca, İsmet Karaca, Jülida Köprü, Alparslan Yıldız, Engin Tamerdede, Serkan Öztürk, Özgür Yıldız, Canan Akın Erdem. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 2. Bölge Milletvekili adaylarımız Hasan Öztürk, Cemalettin Kanitorun, Orhan Sarıbal, Erkan Dönmez, Şahin Sevinç, Funda Türkçoş Bekiner, Ender Teke, Huriye Canan Çelik Tunar, Mehmet Önder Mutlu, Seda Bozdağ Güzelkaya. İYİ Parti milletvekili adaylarımızı okuyacağım. İYİ Parti Bursa milletvekilleri 1. Bölge Yüksel Selçuk Türkoğlu, Sevinç Atabay, Yüksel Yılmaz, Şeyda Şahin, Yahya Bahadır, Birgül Yıldız Günay, Resul Kaplan, Özgür Şimşek,
Evren Şahin, Feyza Temel. Bursa İYİ Parti 2. Bölge Milletvekili adaylarımız Hasan Toktaş, İbrahim Alagöz, Orhan Özer, Sermin Can Özensoy, Erdal Ay, Hatice Deniz, Zafer Milli, Osman Atalay Akman, Enver Yeniçeri, Dilek Burak. Ve şimdi buraya Bursa'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey'i davet ediyorum. Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan. Mudanya Belediye Başkanımız Hayri Türk Yılmaz. Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılarımız Serkan Özcan, Mustafa Mente, Kani Torun, Alparslan Yıldız, Nuray Sağroğlu. Sevgili Bursalılar, sevgili Bursalılar, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yol arkadaşları, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Temel Karamollaoğlu'yla, Ali Babacan'la, Ahmet Davutoğlu'yla milletvekili adaylarımızı sizlere emanet ediyor. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın sevgili Bursalılar. Güzel Bursa'nın selamını yarın önce Samsun, sonra başkent Ankara'ya götürüyoruz. Hoşça kalın sevgili Bursalılar.